Yani meydanı bilmiyorum. Sadece az ilerimde, bir saniye önce göreyim neresi olduğunu. Güzel bir taş yapı binası var. Üzerinde de siz şu an göremiyorsunuz ama bayraklar falan var. Devlet dairesi de olabilir. Olmayabilir de. Emin değilim. Şu biraz önceki kapalı olan müze maalesef kapalı. Çok az bir yolum kaldı şurada. Şöyle göstererek gideyim. Neresi biliyor musunuz? Alexander Plaz Meydanı. Sanatsal etkinlikler var arkada. Yine benim arkamda bir sanatsal etkinlik daha var. Şurada toplanmışlar, bir şeylere bakıyorlardı. Yani Berlin'in her tarafında, her köşe başında bir şeyler buluyorsunuz. Ama sizden, ama başka bir şehirden, ama bir başka konu. Dediğim gibi arkadaki binanın ne olduğunu bilmiyorum. Devlet dairesi olabilir veya olmayabilir. Berlin Katedrali'ni göstermek istiyorum şimdi size. Evet, şöyle hop. 3, 2, 1, 0 Berlin Katedrali. Hemen şurada da arkada sistem görünmüyor. Alexander Plaz Meydanı. Hristiyanlar için oldukça kutsal bir yer burası da. İleriye doğru gidersek daha iyi görüneceğini zannediyorum. Şöyle tiyatrolar, balıklar. Ha, üzerindeki yazıyı okumak isteyen varsa okuyabilir. Ben okuyamıyorum bunu. Yazıyor işte, bir şeyler yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Değil mi? Ya bu Almanlar var ya, her şeyin ya Ausbildung'ini yapıyor, stajını. Ne kadar müze varsa hepsini geziyor. Zaten ülke ülke geziyorlar. Pasaportunu vermiş olduğu, onların güçlü pasaportu diyeceğim. Bizimki maalesef o kadar güçlü değil ama yine de işimizi görüyor. Bütün dünyayı geziyor adamlar ya. Dünyayı geziyorlar, dünyayı. Vazgeçtim Avrupa'yı. Zaten 18 yaşına kadar gelenler birçok şehri gezmiş oluyorlar. Bakayım, selfie yapayım. Acaba alır mı? Görmedi. Video çekerken selfie olmuyormuş. O yüzden kendimi şöyle alacağım. Şu atın arasını alayım. Devam. Uzun uzun takılmaya gerek yok. Ama hep inşaat. Berlin'de bitmek tükenmek bilmeyen inşaatlar. Bu da Berlin Katedrali. Hop, onu da çektik. Yolumuza devam ediyoruz. Turist otobüsleri yan tarafta. Arkaya doğru da devam ediyor. Çok çabucak gezerekten çok yer görmek istiyoruz. Turist gezdiren İstanbul'daki kırmızı otobüs gibi şurada hemen. Berlin'in nüfusu 3,5 milyon. Bu 3,5 milyon 1945 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nda 6,5 milyondu. Taş taş üstünde kalmadıktan sonra öyle bir şeydi ki Berlin halkı hala savaşı kazandıklarına inanıyorlardı. Ta ki bu zafer anıtına Rus tankları girene kadar öyle bir propagandası vardı ki Hitler'in. Ne demişti? Beni siz seçtiniz, sonucuna katlanacaksınız diye bir propagandası ülkeyi yıkıma sokmuştu. Şimdi Almanya'da Hitler'i övmek, Hitler'i işareti yapmak, SS işareti yapmak ya da Hitler'in kitaplarını almak, okumak, satmak yasak, ırkçılığa giriyor. Görüyor musunuz Alexander Plaz Meydanı? Meydanı diyorum. Şurada, şurada bak, şurada, şurada. O tarafa doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Dediğim gibi
Asla Almanya'da Hitler'i övmeyin. Çok güzel bir meydan. Şöyle etrafımı dönerekten göstermeye devam edeyim. Evet, Ukrayna bayrağı var. Şimdi fark ettim. Neden? Destek için, savaş için. Rusya'nın karşısında Ukrayna'nın yanındayız diyorlar. İnsanlığın yanındayız. Tam da benim konuşmamın üzerine cukkada oturdu. Ya burada Kemal Sunal'ın çevirdiği film aklıma geliyor. Ali Ekber tiplemesiyle Polizei filmi vardı. Rahmetli Kemal Sunal. Ha, burada ışık yok. Gidebiliriz. Lam istediği için. Neden olmasın? Tamam. Evet. Alexander Plus. Muhteşem görünüyor şöyle. Abi. Yok. Sis geliyor gidiyor. Yakınına varınca çekeyim görüntüyü.